Sevgili gençler, bana bugün burada konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Tabii dinlemeye gelenlere de ayrıca teşekkür ederim. Tabii bir şey söylemek istiyorum. Toplantının adı şenlik. Bakın birisi bir sosyal siyaset hocası Profesör Kessler Türkiye'de İstanbul'da ilk gecekonduların teşekkül ettiği dönemlerde 1940-45-50 yıllarında nereye davet edilse oraya konuşmaya gidiyordu. Böyle 1.90 boyunda bir insan, bazen alçak tavanlı bir yerde, adamcağızın başı tavana değecek sanırsınız, masalara yumruklar vuruyor. İnsanlar çocuklarını barındırmak için kulübeler inşa etmek için savaş verirken meydanlara döşeme kaplaması yapan, merdivenleri yeniden, sokak merdivenleri yeniden inşa edenleri vatan ihanetiyle itham ediyorum diyordu. Doğrusu durum değişmiş değil. Türkiye nüfus artışı, şehirleşme sorunları, Türkiye'nin konut sorunu akıl almaz bir felaketi haber veriyorlar. Kabaca önümüzdeki 40 senede Türkiye 60 yahut 65 milyon insana konut inşa etmek mecburiyetinde. Dolayısıyla bana şenlik için hiç vakit yokmuş gibi geliyor ama hiç. Herkes belini kılıç kurup bu meseleyi çözmek için savaşa gitme ruhu içerisinde olmalı. Bütün gençler, bütün mimarlar. Bir de mimarların çalışma şartının ne kadar perişan olduğunu düşünün. Evet, Bayındırlık Bakanlığı'nın mimarlara proje çizdirmeden müteahhitler eliyle Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışan mimarların ahbabı olan mimarlık bürolarına projeler çizdirilip onların istedikleri gibi projeler üretildiği için hemen onayladıkları projelerle yapılan okullar çöküyor. Tabii bunu yapanlara karşı savaş açmayanlar vatan ihaneti içerisindedirler. Yani Profesör Kessler'in söylediklerini tekrar ediyorum. Hakikaten şenliğin lafını düşünmek imkanı yok. Ben şenlikte hiç görmedim. Hep doğrusu savaştı. Ben 1946 yılında mezun oldum. Hoca tayin edildim. İşte Kessler'in konferanslarını takip ediyordum. Dünyada meselenin, konut meselesinin nasıl ele alındığına dair neşriyat takip ediyordum. Beni mezun oldum. Hoca tayin ettiler. Mezun olduktan 20 gün sonra hoca olarak tayin edilmiş olarak ilk hocalar toplantısına girdiğimde 4 sayfalık konut meselesini neden ele almamız gerekir? Neden önemlidir? Eğitimde konut meselesi nasıl gündeme gelmeli? Bir yazı yazdım. İşte onu dağıttım. Bir daha lafı edilmedi o yazının. Evet, doğrusu mekteplerin genç insanın, gencin, yaşlısının, mimar olarak herkesin, hatta her vatandaşın ülkenin geleceği hakkında düşünce geliştirmesi ve o meselelerin çözümü için bir araya gelmeleri konusunda okulların gençleri hazırlaması gerekiyor. Tabii hiçbir nesil meselelerin hepsini kendisi çözemez. Mutlaka daha evvel yapılmış bir şeyler olmalı ve onlara bakarak ilerlenmeli. Dolayısıyla konu bir nesil meselesi değil, nesillerin ittifakıyla yürütülebilecek bir mesele olarak görmek de lazım.
Ama şimdi bu arada işte büromuzda çalışan genç çocuklar var. Benim çocuklarım yeni mezun olanları var içerisinde, işlerinde. Mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nde daha birinci, ikinci sınıf öğrencilerine hocalarım yarat kardeşim yarat dediklerini duydum. Yani buna tabii çok hayret ettim. Evet, Miss Mandela'ya soruyorlar. İşte 1949'da yaptığı bir pencerenin atölyede testi yapılıyor. Diyorlar ki bir İngiliz hoca grubu, mimar grubu bu pencere bundan 15 sene önce yapılmıştı. Hala bu pencere üzerinde neden çalışıyorsunuz? Kusurunu arıyoruz diyorlar. Hoca öyle, üstad öyle emretti. Bir yeni bir şey yapın da onun kusurunu arayın diyor ilk soruyu soranlar. Biz bu sorular sorulduğu zaman ne cevap verelim diye üstada sorduk diyorlar Miss Van der Rohe'ye. Üstad dedi ki bir şeyin kusurunu bulmadıkça onu değiştirmiyoruz. Ancak yani modern çağın en büyük yaratıcısı. Yani neşriyatı karıştırırsanız o binaların çevrelerindeki ağaçlarla beraber çekilmiş resimlerini görürseniz 20. asır mimarisinin en büyük şairi, en büyük duygusalı. Evet, yani bir ananeyi kurmak gerekiyor bir ülkede meseleleri çözmek için. Fikir beraberliği gerekiyor. Beraberce hareket edebilmek için. Doğrusu işte burada beraber olmamız da bir fikir beraberliğinin bir başlangıcı. Onun için de teşekkür ederim. Şimdi mezun oldum. Doğrusu işte derslere giriyorum. Sedat Bey'in çalışmalarına yardım ediyorum, kitaplarına yardım ediyorum ama Sedat Bey daha bir mezun olmadan beni bir meselenin içerisine soktu. Mimarlar ve mühendisler her şey yaparlar deniyor. Hele mühendisler her şey yapar deniyor. İşte 15-20 kadar üniversiteden mühendis hocayı bir araya getirmiş. 5-10 da mimarı bir araya getirmiş. Mühendisler mühendislik yapsın, mimarlar da mimarlık yapsın diye bir karar almak üzere. Yapılan toplantılara ben öğrenciyken beni beraber götürdü. Konuşulanları ben not ettim. Sonra onları bir metin haline getirdik. Daha sonra da bir mimar arkadaş onları kullanarak bir yazı yazdı. Bu vesileyle mesleğin meselesinin ne kadar büyük olduğunu görmek fırsatı oldu. Dolayısıyla ilgilenmeye başladım. Gördük ki bir dernekle meslek meselesi çözülemez. Mimarlar Odası'nın kurulmasına karar verildi. Odanın kuruluş biçimi tasarlandı İstanbul'da. Ama İstanbul'da ne düşünülürse Ankara'da tersi düşünülüyordu. 1949'da, 50'de özür dilerim, seçim olmuş. Demokrat Parti iktidara gelmiş. Arkadaşlarımızdan bir tanesi de daha evvel Demokrat Parti büyüklerine bir mektupla mimarlık camiasının nasıl organize edilmesi lazım geldiğine, bir oda kurulması lazım geldiğine dair bir müracaat yapmış. Velhasıl oda ile ilgili yasanızı bildirin diyorlar. Bayındırık Bakanlığı'nın büyük adamı Orhan Alsaç Bey, Almanya'da bir teknike hochschule'den arka kapısından mezun olmuş. Çünkü hiçbir çizgi çizmesini bilmezdi. Mezun olmuş. Ama Bayındırık Bakanlığı'nda önemli mevkide 50 tane Alman mimar getirmiş. Onlara Türkiye'de Ankara Üniversitesi kampüsünün projelerini hazırlayan büroyu Sedat Hakkı Bey, Emin Murat Bey ve Paul Bonatz yönlendiriyorlar. Ama büroyu bilfiil idare eden kişinin bir ayda aldığını 3 misli kadar o sene mezun olmuş mimarlara para ediyor Bayındırık Bakanlığı. Tabii konu bakana anlatıldı. Bakan düzeltti. Ama Bayındırık Bakanlığı'yla, Bayındırık Bakanlığı mimarlarıyla İstanbul'da mimarlık yapanlar arasında savaş böyle başladı.
O da bizim istediğimiz gibi kuruldu. Yani meslek adamlarının, işini yapanların işlerini daha iyi yapması için. Fakat savaş devam etti. Bu şekilde kurulan oda ne yaptı? Mesela 1960'ta durdurulan bir proje, devlet proje bürolarının reorganizasyonuydu. Devlet proje bürolarında ne oluyor? Bir örnek biliyorum. Gerze'de 100 ev yandı. 100 tane ev yandı. Bir arkadaşa bu evler yerine evlerin projelerinin yapılması emri verildi. Arkadaş da dedi ki köy evleri, bu köylülerin kaç hayvanı var, nüfusları ne kadardır, ürettikleri ürünü nereye depo ediyorlar, bunları öğrenmek lazım. Bunun için işte sosyal bilimci, tarımcı vesaireden oluşan 3 ila 5 kişilik bir heyet teşkil edilmeli, Gerzi'ye gidilmeli, bir 15 gün çalışılmalı. Yalnız onların istedikleri değil, onların da mutabık olduğu bu tarım yerleşmesinin gelişmesini sağlayacak neler yapılabilir mimariyle ilgili olarak bunun için 3-5 kişilik bir danışman heyeti istedi. Bir sene bu danışman heyeti verilmedi. Yani arkadaşım ismini de söyleyeyim Aydın Germen 8-10 defa üst makama Yapı İmar İşleri Reisliğine bunu yazmış olmasına rağmen bu verilmedi. Bir gün Ethem Menderes'in, Adnan Menderes'in ne isterse hepsini yaptıran bayağı böyle kavgacı, gürültücü bir bakanı var, Cemil Bengü Bey. Bir perşembe günü Cemil Bengü Bey geldi bakanla, Gerze evlerin projelerini istiyorum dedi. Yok dediler, perşembe akşamıydı. Cumartesi sabahı bunlar olacak, hepiniz aslanın kuşunu derim dedi. Cumartesi sabahı 100 evin projesi orada Barınlık Bakanlığı'nda birileri tarafından yapıldı ve binalarda inşa etti. Tabii hepsi de rezalet. Şimdi mimarız biz hepimiz, devlet halktan topladığını, bizim paralarımızla toplanan serveti en olmaz, en kötü binaların yapılması için kullanıyor. Evet, doğrusu hepimiz havada mimarlık yapacak değiliz, bu ülkede yapacağız. Dolayısıyla bu ülkede mimarlığın iyi yapılması için bütün gençlerin, bütün mimarların bir el birliğine ihtiyacı var. Bu da bu durumda çok fena olduğu için ben bu toplantıyı şenlik değil, savaş bayrağını kaldırma toplantısı diye isimlendirmek isterdim. Gerçekten eğer mimarlar bu bayrağı kaldırmazlarsa çocuklarımız daha önümüzde senelerce çöken binaların altında ölmeye devam edecekler. Ve insanlarımız da, çocuklarımız da bu binaların çökmesi altında, enkaz altında ölecekse, biz bu savaşı vermemişsek sorunlar da biz olacağız. Ve nasıl bu ciddi bir şekilde bizleri ilgilendiren bir konu oldu. 1960'a kadar devlet proje bürolarının organizasyonu ve devletin yaptıracağı işleri kendi bürolarında projelendiremediği durumda nasıl mimarlara tevzi edeceği, mimarlara nasıl iş vereceği bunu ortaya koyan bir teşkilatlanma yasası hazırlandı. 1960'ta ihtilalle beraber Orhan Alsaç Bey ve Avenesi eşkıyalar Ankara'dan geldiler. Oda merkezini Ankara'ya götürdüler. Mesela bunu yok ettiler. Tabii genç mimarlar, mimarlık yapmak istiyorsanız tabii mimarlığın iyi yapılması için gerekli şartların geliştirilmesine çalışmanız, katılmanız gerekecektir. Çok vaktimi aldı. Tabii bu arada 1951'de açılan bir müsabakada Anadolu Kulübü projesini kazandık. Kıymetli arkadaşım Abdurrahman Hancı ile beraber. Fakat bir sene sonra Abdurrahman Hancı Fransa'da bir iş buldu. Fransa'ya gitti. Dolayısıyla bitirmek, binayı inşa ettirmek ve etmek bana nasip oldu. O aşama tabii her an her proje konusuyla karşı karşıya kalan mimarın sorduğu soru ne yapmalıyım sorusudur. Nasıl bir şey yapmalıyım?
Benim o projeye başladığım sırada yaptığım bir çalışma bitmişti. Bir sanat tarihi bölümünde, felsefe bölümünde bir ilk doktora yaptım. Bu Selçuk, Anadolu Selçuk ve Osmanlı döneminde sütun başlıklarının gelişmesiyle ilgili bir çalışmaydı. Tabii böyle mimarinin önemli bir unsurunun biçim değiştirmesi, bir üslup telakkisinin bir değişmesi, mimari düşüncenin bir değişmesine tekabül ediyordu. O beni doğrusu tarihi iki olayın birbirine yakınlığı konusunda düşünmeye sevk etti. Yani modern mimari ve Osmanlı ve ondan evvel Selçuk mimarisinde biçim için arzulanan nitelikler meselesinde. Tabii bu Türkiye için, Türkiye ve tarihi için geçerli olan mesele aslında Batı Avrupa ve Batı Avrupa'nın temas halinde bulunduğu çevre ülkelerinde olanla da ilgiliydi. Mesela Le Corbusier Tunus ve Cezayir seyahatini yapıyor. Bütün evler beyaza boyalı. Saf geometrik biçimlerden oluşuyor binalar. O tarihte Fransa geç eklektisizmi yaşıyor. Yani her türlü biçim yan yana getirilerek bir biçimler, üsluplar çorbası mimari. Orada yaptıkları ilk yapılar en saf, en temiz geometrik biçimlerin, en berrak ifadeleri beyaza varmış o ifadesi. Ve Le Corbusier'in bu binayı yapmadan evvel Anadolu'dan geçmiş olması, o binayı yapmadan evvel modern mimarlar kongreleri, SIAM, Kongre International des Architects Modernes'e verdiği bir tebliğde, modern mimaride binalar havada durmalıdırlar diyor. Not defterinde de Balkan şehirlerinden İstanbul'a gelirken aldığı şey şu: bu ülkede binalar, evler zemine basmıyorlar, direkliklerle havada duruyorlar diyor. Yani bunu gördükten sonra Kongre International des Architectes'te yeni mimari için Osmanlı dünyasında gördüğünü örnek olarak koyuyor. Bu kültürel etkilenmesi, Batı Avrupa'nın etkilenmesinin, yani İslam dünyası çözümlemelerinden etkilenmesinin modern mimariyi meydana getirmiş olması hakkında bildiklerim de Anadolu Kulübü'nde bir taraftan çok saf biçimleri, geometrik biçimleri kullanmak, yani hemen inşa ettiğimiz binanın yanındaki eski bina, biraz evvel sözünü ettiğim gibi bir Arnavut ve başka şeylerin karışmasından oluşan çok hareketli bir yapı. O hareketli yapı yanında büyük sükunet ifade etmesini düşündüğümüz bir yapı. Ayrıca yan yana dizilmiş odalar. Niçin? Çünkü bütün o odalar denize bakıyorlar. Deniz odada yaşayan insan için esas ilgi oda. Bunlar yan yana dizilmişler. Doğrusu o tarihlerde Sedat Bey'in releveleri arasında Vezir Köprü'de Köprüler Konağı'nı da görmüştüm. Yan yana dizilmiş odalar. Odalar pencereleriyle bir tarafa bakıyorlar. Bütün bu odaları birbirine bağlayan bir koridor. Evet, aynı şekilde Le Corbusier'in Paris'te İsviçre öğrenciler yurdu. Orada da bütün odalar bir tarafa bakıyor. Arka tarafta bir koridor var. Fakat Le Corbusier'in arka koridoru bir duvar. Yaşamıyor. Velhasıl Le Corbusier'in İsviçre pavyonundan bir adım ileriye giderek
arka koridoru hem mahremiyetini sağlamak hem de dışarıya bakmak imkanı vermek üzere Osmanlı Türk mimarisinin bir temel unsuruyla kafeslerle donattık. O kafesler küçücük aralıklarla, bir santimlik çubukların aralıklarıyla gayet yumuşak, titreyen, oynayan bir satıh meydana getirirken bütün mimarinin orada ortaya çıkan büyük düz satıhlarıyla kontrastları, hem o düz satın hem de o kıpırdayan kafeslerin kıpırdama güzelliğini görmek fırsatını veriyordu. Bir de bunların açılma eserleri oldu. Velhasıl buna benzer düşüncelerle bir taraftan dünyada meseleye nasıl bakılıyor, nasıl çözümler üretilmiş, nelerine katılırız, nelerine katılmayız. Yani böyle hemen mecmuada bu var, ben de yarın ertesi gün onu dercep edeyim demeden karşı karşıya bulunan bütün meseleleri tenkitçi bir gözle değerlendirerek bir çözüm üretme girişiminin ilk adımıydı. İkinci adım bence önemli. Karatepe'de arkeologlar çok önemli eserler buldular. Adana'nın kuzeyinde 7. milattan evvel 7. 9. asra ait, geç Hitit dönemine ait bir kale. İşte toprak kaldırılınca topraktan çıkan kabartmalar, bazalt kabartmalar yağmurda ıslanır, sonra güneş görürse patlıyor ve yok oluyormuş. İşte birçok memleketin arkeologları, İtalyanlar, Almanlar, Amerikalılar bu taşları korumak için çare aradılar. Çare olmayınca bunları ne yaparız, acaba başka yere taşıyalım mı düşüncesi gündeme geldi. Ve son olarak da hayır, bunları yerinde muhafaza edelim ama yerinde bu yağmur ve güneş etkisinden bunları nasıl koruruz sorusu ortaya çıktı. İtalyan Arkeoloji Enstitüsü bazı projeler çizmiş bunlar için. Benden bu projeleri değerlendirmemi istediler. Velhasıl bir yazı yazdım. Benim yazdığım yazı bir sene 8-10 memleketi dolaştı dünyada. Sonra bütün onlar da haklı demişler. Bunun üzerine o saçakların resimlerini tekrar çizmek bize nasip oldu. Ama saçakların planı 50 ila 70 defa çizildi. Yani altındaki arkeolojik çizgiyi takip mi edelim, takip etmeyelim mi? Yok, ondan bağımsız olarak birçok şey çizmeye başladık. Fakat arkeolojik çizgiyi bir tarafa koyup öbür tarafta da bizim çizdiğimiz şeyi yan yana koyunca bizim çizdiklerimizin hepsinin hamhalat şeyler oldu. Hiçbir bizde heyecan uyandırmadığını ve birdenbire o tarihi konturların birbirlerine göre farklı açılarıyla müthiş bir güzelliği olduğu ortaya çıktı. Doğrusu benzer bir şeyi o senelerde bugün artık yok olan Amcazade Hüseyin Paşa yalısında tespit etmiştim. Bu yalı T planlı bir yalı. Esas yalı yok. 1914'te yanmış. Ama Lale Devri'nde yapılmış bir yapı. Yapı o kadar güzelmiş ki 3. Ahmet her birkaç ayda bir gelir, kayığı ile açıkta durur, bir saat yalıyı seyredermiş. Yalının mimari güzelliğini seyredermiş. Yani onlar bizim dünyamızdan değil, onlar aydan indirilmiş olmalı. Çünkü biz mimarlar bile bir yapının güzelliğini seyretmek için vakit ayıramıyoruz. Tabii bugün dünyada, yalnız Türkiye'de değil, dünyada da 3. Ahmet gibi bir hükümdar bulmak da mümkün değil. Tabii onlar kötü adamlardı, aptaldılar. Devlet idare etmesini bilmiyorlardı, kültürsüzdüler. Biz kültürlü olduk, onun için böyle müfteşar şeylerle ilgilenmiyoruz. Oda ise divanhane, misafirlerin kabul edildiği oda, T biçiminde bir oda. Bu odaya kapıdan giren herkes sağa doğru yürüyor
Ve oda içerisinde öyle ilerliyordu. Bir havuz vardı. Hiç kimse sol taraftan yürümüyordu. Bina içerisindeki profillerin sağ taraftakileri konkav, aynı elemanlar. Sol taraftakiler konveks. Sol taraftakiler şişkin, sağ taraftakiler oyuk idi. Şöyle şöyle unsurlar. Ama oradan içeri giren herkes sağ taraftan yürüyordu. Rafların kalınlıkları da bu yürüyüş biçimine göre daha az ve daha fazla değişikti. Yani asimetrilerin, farklılaşmaların ne kadar büyük hassasiyetle, ben bir böyle çizdim, bir de böyle çizdim gibi kabalıklar değil. Ne büyük hassasiyetlerle, ne büyük dikkatle, emekle yapılmış olduğunu görmüştüm. Velhasıl Karatepe'de de sonunda bu çizgilerin takip edilmesi lazım geldiğini kararlaştırdık. Yani iki saçak resmi ama aşağı yukarı bir sene kadar çalıştık üzerinde. Sonra bir şey keşfedildi. Bu saçakların altında korunan tabletler üzerinde yazılar da var. Yazılar da deşifre edilmiş. Fakat yazıların okunma sırası anlaşılmıyor. Ortaya çıktı ki gelip de kaleye girmek için bu duvara bakan kişi bu tableti okuyor. O duvar şöyle. O duvarda bu tableti okuyan kişi bu defa karşısında buradaki tableti okuyor. Sonra ileriki odadaki şu tableti okuyor. Sonra o oda içerisinde dönüyor, filan yerdeki tableti okuyor. Dolaşıyor ve oradan çıkıyor. Adeta bir topu, biz düz satıkta bu tahdit eden duvarlar, duvar satıklarına yollasanız, o top nasıl diğer yerlere yansıtılarak gidiyorsa, insanın takip edeceği yolu hazırlayan, ama bugün olduğunda bugün benzeri hiç yok, yani benzerleri son derece kaba saba, o kadar zarif, o kadar ince bir hesaplamayla yapılmış bir plan ki, biz sonunda kendi kendimize ne aptalmışız. Eğer biz bunun dışında bir şeyler yapsaydık ne büyük yanlış yapacakmışız diye kendi kendimizi tenkit ettik ama sevindik. Velhasıl hakikaten çok benim için heyecan verici, ilginç bir şeydi. Bunu takip eden işim benim Türk Tarih Kurumu binası oldu. Ama Türk Tarih Kurumu binası daha evvel 1950'de benden istenmişti. Bir avan projeleri 1950'de çizmiştik. 1960'da da bu binanın uygulama projelerini çizdik ve gerçekleştirdik binayı. Bu arada iki şey daha oldu. 1958'de Diyarbakır için açılmış bir müsabakayı kazandık. Tabii o da Bayındık Bakanlığı ile ilgiliydi. Bayındık Bakanlığı'nın bize verdiği arsanın, müsabakaya girerken hazırladığımız projeye esas teşkil eden arsanın demir yolunun üzerinde olduğu çıktı. Tabii onun üzerine yeni bir arsa seçtik. Evet, yeni arsa seçtik, binayı orada yaptık. Ama tabii Bayındık Bakanlığı biraz ayıp etmiş oldu, az bir şey, önemli değil. Velhasıl orada yaptığımızda da tespit ettik ki döşeme kirişleri, bir nervürlü döşeme söz konusu bina için, eğer onlar prekast olursa ciddi bir tasarruf olacak. O konuda ısrar ettik. Bayındık Bakanlığı o sırada bize çok kızdı. Evet dedi, şeyde Salı Pazarında Hollandalılar o nervürlü döşemeleri yapabilirler ama hayır siz yapmayacaksınız dediler. Velhasıl epeyce uzun kavga ettik. Orada çok sevilen bir tane inşaat mühendisi vardı. Kim inşaat mühendisiyle sabaha kadar rakı içerse
Onun yaptığı projeler ertesi sabah onaylanıyordu. Ben aslında Emlik Bakanlığı teşkilatıyla da böyle çok iyi dostluğumuz oldu. Tabii bedelini ödedik. Daha sonrası oldu. Tabii onu da söylemem lazım. 1957'de Mimarlar Odası proje müsabakalarının jürilerinin Mimarlar Odası tarafından seçilmesini ve mimarlar arasında yapılan bir anket sonunda en çok oy almış 30 kişinin jüri üyesi olmaya namzet olduğunu ve bunun içerisinden de odanın tensip ettiği kişilerin proje müsabakalarında jürilik yapacağını, şu müsabakada şu kişiler, bu müsabakada bu kişiler, bunu Mimarlar Odası'nın tayin etmesini öngören kongre kararları almıştık. Bencik Bakanlığı buna şiddetle itiraz etti. Daha sonra yine 1960'da bir seyahat için hazırlık esnasında Bayındık Bakanı Müsteşarı'yla İmarşan Bakanı Müsteşarı çok böyle ağladılar. Biz dediler, birisinin kızı Viyana'da, öbürünün oğlu Frankfurt'taymış, öğrenciymiş. Bu müsabakalara girince çocukların burslarına para yolluyorduk. Şimdi parayı yollamak zor oldu diye ağladılar. Zavallı insanlar. Hani onlarla bizim de ağlamamız gerekiyordu değil mi ya? Müsabakalara girecekler jüri olarak. Para alacaklar. Ekmeklerinden oldu zavallılar. Velhasıl o tabii ekmeklerinden olanlar gayet ciddi, nihayet ailelerini kurtarmak söz konusu onlar için. Hayat meselesi. Tabii ailelerine de sadıklar, bir kılıçlı, gözlü savaş cereyan etti. Savaşı biz kazandık. Ama sonunda kötü adam, Tevfik İleri bizden yana oldu. Evet, Tevfik İleri çağırdı. Aa dedi, demek ki dedi, Orhancığım dedi, sen dedi 30 kişilik heyeti şeyin dedi jüri listesinin 40'a çıkartılmasını istiyordum. Sen demek ki 37'sin. Aa şimdi sen de gireceksin demek jürilere. Aman ne kadar sevindim Orhancığım dedi. Demek çok çocuğa biraz para daha gelecek buradan değil mi dedi. Aa çok sevindim dedi. Bir ay sonra azletti. Aa dedi bir de bak dedi sen dedi hocayı da getirdin buraya dedi. O da dedi 40 yetmez, 50 olmalı, hatta 60 olmalı diyordu diyordu. Değil mi? Beni günlerce sen onunla şey dedim, bana yemek getirdin hocayla günlerce dedi, Mukbil Göktan hocayla dedi. Demek ki o da 55'inciymiş yani mimarlık camiası. Mukbil hocayı da bu kadar seviyormuş, ona bu kadar güveniyormuş dedi. Velhasıl tabii Tevfik İleri kötü adam oldu. Ama Orhan Alsaç yine iyi adam oldu. Şimdi yakında bir olay cereyanı, bir iki sene evvel. Mimarlar Odası'ndan telefon ediyorlar. Diyorlar ki, müsabakalarla ilgili Bayındık Bakanlığı'yla 15 gündür konuşuyoruz, bir haftadır konuşuyoruz, bir türlü karar veremiyoruz. İşte yaşlı arkadaşlardan birkaç kişiyi davet edelim dedik, gelir misiniz? Gittim bir pazartesi günü. İşte Mimarlar Odası'nın arkadaşlar diyorlar ki Almanya'da senede 400 müsabaka çıkıyor. Ne demek? 400 yeni fikrin, birçok genç insanın, kabiliyetli insanın yaptığı işlerin ortaya çıkmasına imkan doğuyor. Türkiye'de 2 tane çıkıyor. Yalnız 2 tane. Yani en az 20-30 tane müsabaka olsun ki bir şey olsun. Bayındık Bakanlığı'nın gayet tedbirli, gayet kararlı bir hanımefendi var. Temsilcisi genel müdürmüş. Olamaz efendim. Olsa olsa 3 tane diyor. Şimdi pazartesi sabah başladı, devam etti. Akşam 7'ye 8'e kadar. Ertesi gün sabah gene başladı. İkinci gün saat 3 falan olmuştu. Gene aynı laflar konuşuldu. Ben hanımefendiye sordum. Hanımefendi peki kaç ihale çıkartıyorsunuz senede dedim. Hiç kimse tahmin edemez. Ama galiba Aykut Bey'e söylemiştim. Tahmin edebilirler mi Aykut Bey? Edemezler. Ben edemeyeceklerini bildiğim için söyleyeyim. 23 bin tane inşaat ihalesi çıkartıyormuş Bayındık Bakanlığı. Yalnız
ikisi için iyi proje elde etmeye çalışıyor. Yani bu Bayındırlık Bakanlığı ile savaş açmazsanız, bu kafayı Bayındırlık Bakanlığı'ndan yok etmek, silmek için çalışmazsanız, hepinizin hayatı bizimkilerin gibi sefalet ve zorluk olacaktır. Bitirdik bütün şeyi sonuna kadar. En küçük detayına kadar 400-500 PAF'ta. Biliyor musunuz Bayındırlık Bakanlığı onların parasını bize ödedi, Diyarbakır Koleji'nin. Fakat onu yapmak yerine Bayındırlık Bakanlığı'nın hoşuna gittiği, o sene mezun olan bir genç insana bir proje çizdirdi ve onu inşa etti. Muhtemelen bir alan proje çizdirdi. Müteahhitler daha iyi para kazanmalarına müteahhitlerin imkan sağlamış olacaktı. Onu inşa ettirdi Diyarbakır'da. Tabii o Diyarbakır mimarisiyle yaptığımızın bir beraberliğini sağlamak, farklı fonksiyonların farklı niteliklerde binaların içerisine yerleşmesini sağlamak falan gibi açılardan gerçekten önemliydi. Bir müsabaka yoluyla bize verilmişti. Velhasıl inşa edilmedi. Aynı sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi uluslararası müsabakasını kazandı. Takriben 65 kadar proje katıldı. Bunun 35 kadarı dünyadan gelmiş projelerdi. Şimdi müsabaka şartnamesi, bu müsabakanın amacı bu müsabakada bir binanın projelerini elde etmek değil, üniversitenin kuruluşu boyunca üniversitenin ihtiyacını karşılayacak binaların projelerini hazırlayacak, onları gerçekleştirecek bir veya birkaç mimarı seçmektir diyordu. İşte özetleyeyim, sonunda üniversitenin Amerikalı danışmanı, Pennsylvania Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı danışman olarak bir kampüs planı çizmiş. O kampüs planında na göre 40 bin kişilik bir yerleşme olacak burası. Ankara'dan 15 kilometre ötede, telsiz mevkiinde. Fakat içerisinde Türk idari taksimatı olmayacak. Yani Vatikan gibi olacak. Bu yerin Vatikan gibi bir yer olacağını ben anlatınca Amerikalılarla ilişki koptu. Evet. Her türlü değişme açık. Üniversitenin yapılması gereken Amerikalıların seçtikleri yer jeolojik bakımdan tamamen tehlikeli bir yer olduğu ortaya çıktı. Benim tavsiyemle yer değiştirildi. Yer değiştirince Orhan Alsaç Bey, doğrusu Orhan Alsaç Bey'i sık sık naklediyorum. İsmi gerçekten tarihe, mimarlık tarihine geçmelidir. Orhan Alsaç Bey işte ihtilalde tekrar itibar kazanınca o ihtilal sırasında yaptığı, Bayındırlık Bakanı Müsteşarı olarak yaptığı bir ahale dolayısıyla hakkında büyük soruşturmalar açılınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne inşaat işlerini takipten görevli rektör yardımcısı olarak tayin edilmişti. Orhan Alsaç Bey, arsa yeri değiştirildiği için yeni bir müellif seçmek lazımdır, yeni proje yapmak lazımdır dedi. Ve bunu dedi Mimarlar Odası'na soralım dedi. Mimarlar Odası'na sordular. Kendisi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi. Mimarlar Odası zabıtlarında var. Orada kendisinin de imzası var. Yer değiştiği için yeni müsabaka açılmalıdır diye cevap verdiler. Velhasıl kazandığım uluslararası müsabakayı da onun hikayesi de benim için böyle bitti. Az şey nasip oldu. Ama az şey fena değil yani. Az şeyle de bir şeyler yapılabiliyor. Anadolu Kulübü, Karatepe, işte arkasından da bu Demir'deki evleri yapmak nasip oldu son olarak. Bilmiyorum Demir evlerini arkadaşlar bilirler mi? Bunlar Bodrum'da 40 kadar evdir. Çok geniş bir arazinin bir köşesine inşa edilmiştir. Ee,
1 Aralık 1974 yılında Dünya Bankası'nın finanse ettiği İstanbul şehir metropol planlama çalışmasının başında benim olmam istendi. O vesileyle İstanbul'da koruma meseleleri görüşüldü. Bu arada gene Mesut bir tesadüf, Sedat Bey de tabii bu işi Türkiye'de en iyi bilen kişiydi hiç şüphesiz. Sedat Hakkı Bey de nihayet o tarihte Anıtlar Kurulu üyesi oldu. Velhasıl Boğaz içinde 2 en fazla 3 katlı evler kararı müştereken Sedat Bey'le görüşerek alındı. Aynı zamanda benim de Bodrum'da ilişkim olması dolayısıyla Bodrum yapı stokunu korumak için ananeyi, o yapı ananesini devam ettirmek üzere ne gibi tedbirler alırız sorusunu cevaplandırmaya çalışırken binaların ölçüleriyle ilgili, pencere ölçüleri, kapı ölçüleriyle ilgili bazı standartlar tespit ettik. Doğrusu bu konuda düşüncemi nakletmek isterim gene. 1886 yılında Frank Lloyd Wright standartlar tesis etmeliyiz diyor. 1927'de Le Corbusier'e uzunca bir yazısı var. Standartlar ruhunu tesis etmeliyiz diyor. Tabii bunları okuyup da Osmanlı şehrine, Osmanlı konut stoklarına bakınca akıl almaz şekilde müstesna bir disiplinle, müstesna bir saygıyla o standartlarla ne kadar büyük güzelliklerin, ne kadar büyük çeşitliliklerin meydana getirildiğini, bunun nasıl tevazuyla oluştuğunu fark etmek fırsatı önüme çıktı. Ve dolayısıyla bir de tecrübemiz oldu. Milas'ta evler Ankara evleri gibi hafif ahşap karkas olarak inşa ediliyorlar. Ama Bodrum'da hepsi taş. Hiç çatı yok. Hepsi teras. Sözünü ettiğim arazide o yıllarda çok büyük bir rüzgar oldu. Rüzgar işte gövde çapı 80-90 santim olan 200-250 senelik 3 tane zeytin ağacını yerinden kaldırıp bir tanesini 50 metre, ötekini 100 metre, ötekini 150-200 metre öteye götürdü. Bodrum'da niçin kiremitli çatı yok? Demek ki çok nadir de olsa böyle bir rüzgar esiyor. Çünkü 40 kilometre ötede esmiyor olmalı ki hiç kimse bundan da şikayet etmiyor. Niçin çok kalın duvarlı, ağır yapılar? Muhtemelen gene böyle bir rüzgar için. O zaman bu işi yapanlar bizim arazideki zeytin ağaçları olmasa bile biz onları takip etmeliyiz dedik. Ve kalın taş duvarlarla Sedat Bey'le beraber kararlaştırdığımız pencere, kapı standartları, onların tevziyle ilgili standartlar içerisinde 40 kadar ev yaptık. İşte 1980'de en büyük sıkıntıyı yaşadığım bir sırada askerler beni alacaklar. Fenişleri müdürü öyle diyor. Bana gelip de eğer bir rapor alıp buradan 3-5 ay ayrılmazsam hendek kazmaya yolluyorlar. Ve hendek kazmaya gittiğinde de erler, çavuşlar dipçikliyorlar oradaki insanları. Yaşına başına bakmadan. Hoca gel bir rapor al falan diye. Ben de yalan rapor almam diye ısrar ediyorum. O gene bir telefon etti bana. Velhasıl gel konuşalım dedi.
beşinci kat ya da altıncı kat asansörle çıktım. Koca bir koridor 60 metre boyunda. İfen İşleri Müdürü'nün odası, onun ortasına doğru yürüyorum. Karşı taraftan 8-10 çıktı. Turgut Bey, Turgut Bey. Arkamdan tekrar 8-10 kişi, Turgut Bey, Turgut Bey. Beni yaka paça İfen İşleri Müdürü'nün odasına girmeye bırakmadılar. Oradan aşağı indik. Bu defa odada değil, belediye başkanının odasında değil, sofada. Belediye başkanı general, yanında başka iki generalle beraber beni bekliyorlar. Ben istifamı 8 ay evvel vermişim. Geçmiş hükümet belediye başkanı suyun altına koymuş. Bana izin vermiş, istifa etmemi kabul etmemiş. Askerler geldikten sonra ben istifam için rica ediyorum. Hayır diyorlar. İşte hendek kazdırmak için herhalde. O zaman herhalde çok verimli olurdum, çok yararlı olurdu memlekete hendek kazarsam. Velhasıl evet, kapıda bekliyorlar. Buyurun beyefendi falan. Öğreniyorum ki biz Ahan ödüllerini kazanmışız. İlk iki tanesini. Ertegün Evi ve Türk Tarihi Kurumu. Hendek kazmaktan da Ahan ödülleri sayesinde kurtuldum. Ama Ahan ödülleri sayesinde de doğrusu yorulmaktan da kurtuldum. 3 tane çok önemli iş vardı. Ahan ödüllerini kazanınca Bayındık Bakanlığı ve yakınları o 3 işi de iptal ettiler. Tabii kazara bu memlekete zararlı olacak bir mimari meydana getirin de memleketin ahlakı bozulursa yazık olur. Onlar memleketi kurtarmak için müsaade etmediler. Böyle bir hayat hikayesi. Tabii bir de o var. Bir de o var. Şimdi Menderes'in bir kadrosu var. Tabii mühendisler. Tabii en kötüsü de karayolu mühendisleri. Onların en kötüsü de Amerika'ya götürülmüş, staj için götürülmüş olanlar. O staj için götürülmüşlere 3 ay kadar karayollarının şehirlere yaklaşması ve girmesiyle ilgili bir iki ders gösterilmiş. Tabii onlar da artık şehir planıcısı olmuşlar. Değil mi? Neden olmasınlar? Hem de çok iyi matematik biliyorlar. Onun için teknik üniversiteyi kazanmışlar. Her şeyi biliyorlar. Dolayısıyla karayollarının mühendisleri tabii en iyi iki tanesi dışarıda. Yani karayolları teşkilatını koyan Vecdi Bey'di, Vecdi Diker'di galiba. O dışarıda. Onu takip eden, Bayındık Bakanlığı yapan zat, o da dışarıda. En süflileri ki hemen ortaya çıkıyorlar. Bir tanesi kendisini şehircilik mütehassısı diye takdim etmiş. Muzaffer Uluşahin diye. Daha sonra her şey yaptı. Ereğli Demir Çelik Genel Müdürlüğü de yaptı. Galiba bir üniversiteye rektörlük yapmadı yalnız. Rektörlük yapan da var. Rektörlük yapmadı. Velhasıl Muzaffer Uluşahin Menderes'in İstanbul'da yapılacak icraat için danışmanı. Prost'un bir planı var. Prost İstanbul'u Paris'e benzetmek istemiş. Bütün Türk aydınları da Paris'e benzerse bir şehir daha iyi olmaz. Yalnız onu biliyorlar. Yazarlar, edebiyatçılar, şairler filan. Onlar da yazıp söylüyorlar. Velhasıl Prost'un bir kağıdın üzerine çizdiği şu kadar bir resmi Muzaffer Uluşahin büyütüyor ve o ne demek efendim 15 metre yol olur mu efendim? Hem de biraz kıvırık efendim. Olmaz efendim. Dümdüz yol. Ne kadar? Ben diyorum 25 metre. 30 olsun efendim. Hayır efendim 40 olsun. Velhasıl karar veriyor 40 olsun diyorlar. Yanında ne var ne yok hepsini yıkıyorlar. Gidiyor. Belediyede ben bir bölge planlama çalışmasını başlatmak için bir danışma olarak bulunuyorum. Fakat insan dayanamıyor ki var bağırıyor. Velhasıl bu arada Adnan Menderes Sedat Bey'den bir proje istiyor Beyazıt Meydanı için. Sedat Bey de camiye bir bahçe duvarı, harim duvarı öngörüyor. Medreseyi bir setle yükseltiyor. Ordu Caddesi ile üniversite kapısı arasında 9,5 metre bir seviye farkı var. Dolayısıyla o 9,5 metrelik farkı geçmek üzere bu cami duvarıyla
medrese seti arasından 10,5 metrelik bir yol yapıyor. Saraçhane başına Fatih'e giden yola bağlanıyor bu Ordu Caddesi'nden. Tabii Muzaffer Uluşahin diyor ki 10,5 olur mu efendim? Velhasıl burada göreceğiniz bir resim var. Orada göreceğiniz gibi o yol 35 metreye şey ediliyor. Ve tabii yani yollar bir standardı var efendim. Bir araba yolunun meyli şuradan fazla olmaz diye. Ordu Caddesi'nden başlayınca öyle gelince yukarıya doğru devam edince Fuat Paşa Konağı'nın önüne de 6 metre kazarak alçaltmak devam ediyor. Böylece otomobiller vites değiştirmeden yahut motorları eskimeden o yokuşları çıkıp karayollarında öğretiyorlar değil mi? Motorların eskimemesi için meyiller şöyle olacak diye. O büyük bir ilim sayesinde bir proje yapılıyor. Tam bir rezalet oluyor. Bütün İstanbul bağırışmaya başlıyor. Velhasıl bunun üzerine ben daha evvel bağırışıp duruyorum bu rezalet filan diye. Bir tesadüf eseri 1959 yılı Ekim yahut Kasım ayında ben birisini ararken bir kapı açıyorum. Beni yaka paça içeriye alıyorlar. Yeniden tayin edilmiş oraya bir Menderes'i tamamen temsil etmek üzere bir kişi, Turgut Toker, son derece efendi bir azam oldu. Velhasıl hocanın fikirleri var, hocanın fikirleri var. Beni yaka paça içeri alıyorlar, oturtuyorlar. Şöyle diyorlar. Adam diyor ki bana söyle ama tenkit etme diyor. Ben de o zaman da başka yapacağım iş yoksa o zaman sizi tenkit edeyim diyorum. Başka yapacak şey yok. Ne demek beni tenkit edin? Bana söyle ama tenkit etme diyorsun. Ben yanlış bildiğimi söylemeyeceğim. Her şeyi met edeceğim. Olur mu? O zaman siz tenkit edeceğim bu sözünüzden dolayı. Velhasıl bir kavga kopuyor. Kavga sonunda saat 6'da başlıyor bu hikaye. Sonra da gece 11.30'da adam telefonu açıyor. Diyor ki bir arkadaşım burada çok özel fikirleri var. Pazartesi günü meydanı tekrar filanca projeye göre inşa etmek üzere harekete geçecektik. Ben durduruyorum bunu. Sonunda işte bana bir ay kadar müddet veriyorlar. Benim krokilerimi ben biraz çeki düzen veriyorum. Bir gün sabahleyin 8.30'da toplanılıyor. Takriben 40 kişi. İmar İşkan Bakanlığı'ndan büyük bir grup. İşte üniversitelerden, teknik üniversiteden, Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir grup. İşte belediyeden mimarlar, düşünürler vesaire. Profesör Piccinato kendi projesini anlatıyor. Profesör Höck, şeyin başbakanın Menderes'in bir diğer danışmanı, Münih şehri baş mimarı, Münih Üniversitesi'nde hoca, o kendi projesini anlatıyor. Ben kendi projemi anlatıyorum. Sonra Profesör Piccinato kendi projesinin dışındaki projelere tenkitlerini yapıyor. Höck aynı şeyi yapıyor. Benden aynı şeyi istiyorlar. Gece saat 2 oluyor. 2'de oylanıyor. Profesör Piccinato benim lehime oy kullanıyor. Profesör Höck hariç katılanların hepsinin oylarıyla Beyazıt Meydanı benim yapmam kararlaştırılıyor. Beyazıt Meydanı'na bir miktar bir yere kadar getiriyorum. Sonra azlediliyorum. Yeni AP hükümeti bir meclis üyeleri, emlak komisyoncusu oldukları için meclis imar komisyonu üyeleri, onlar her şeyi biliyorlar. Meydanda bir havuz projesi tasarlıyorlar. Ve meydana konacak havuz bu ölçüde olacak diye bir emirname geliyor bana. Ben de o emirnamenin ne kadar büyük ehliyetle kaleme alındığını, o ölçülerin ne kadar o hassasiyetle hesaplandığını, ne kadar büyük bilgiyle o ölçülerin hesaplandığına dair bir 10 sayfa yazı veriyorum. Ertesi gün azlediliyorum. Azledilmemin arkasından da hakkında bir dava açılıyor. İşte ben projelerimdeki duvarlardan sonra başkaları gelmiş, başka duvarlar yapmış. O duvarlar daha sonra yıkılmış. O duvarları yapma yıkma masrafları benden istiyorlar vesaire. Velhasıl herhalde bir 15-20 sene
eğer forsa olarak çalışırsam ödeyebileceğim kadar bir devlete verdiğim zararı ödemekle mükellef tutuldum. Ama bir akıl selim sahibi, namuslu bir avukatla, namuslu bir hakim vatana ihanet ettiler ve beni kurtardılar. Velhasıl resimlerinden göre. Çok uzun oldu ama doğrusu gerçekten hiçbir şey kolay olmuyor. Göstermeye başlayalım. Tabii bütün bunları söyleme fırsatını bana sağladığınız için çok teşekkür ederim. Ama bakın, şunu söylemek istiyorum. Hakikaten şenlik toplantısı yapılacak durumda değiliz. Savaş ilan etme toplantıları yapmamız gerekiyor. Yani aksi takdirde bütün gençler, yani ben doğrusu çok çektim ama bir yerinden sıyrıldım. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir yerinden sıyrıldım. Ama gençlerin çok büyük bir kısmı çok ızdırap çekeceklerdir. Maalesef. Evet, bu arka cephesi, burada size bahsetmiştim. Bu arka cephe kafeslerle kaplı ve adanın arkadaki iskan alanları tarafından kısmen de olsa görülüyor. Aşağı yukarı açık kahverengi, saman rengi karışık bir renkle boyalı bu kafesler. Dolayısıyla bu kafesler şehir görüntüsü içerisinde, şehir imajı içerisinde iri kitleyi şehrin parçası haline sokup şehrin içerisine yalnız o beyaz hafif birkaç çizginin yerleşmesine imkan bırakıyor. Binanın şehir dokusunun küçük birimlerden oluşan, adanın küçük birimlerden oluşan yapısına kendi yapısı itibariyle aykırı olmakla beraber çözümlemesiyle adanın o yapısını zedelemeyen bir nitelik kazanıyor. Doğrusu bu bana sözünü etmek istediğim çok önemli bir şey var. Her mimari bir yerde yapılır. Ve o yer anlaşılmalıdır. Yerin ruhu anlaşılmalıdır. Ve gerçekten iyi bir mimari, Mies van der Rohe'nin söylediği gibi, o yerin ruhunun anlaşılması yoluyla tam ne yapılabilecekse onun en doğrusunu aramakla, bulmakla erişilecek bir şeydir. Evet, burada bu kesitte bir taraftan binanın kesitini görüyorsunuz. Öbür tarafta da eski mevcut olan binayı. O eski mevcut olan, yalnız konturları çizilmiş olan bina büyük bir çatı hareketliğiyle bitiyor. Buna mukabil bizimki o biraz evvel gördüğünüz uzun cephesiyle bir sakin çizgiyle bitiyor. Bu farklılaşma da eski binayı değerlendirme fırsatını, onun hareketliğini değerlendirme fırsatını verdiği gibi bizim binada da sükunet ifadesinin daha zengin bir şekilde hissedilme fırsatını veriyor. Atılacak her adımın ne kadar zengin kökeni varsa o yapılan iş, o adım o kadar çok yaşama şansına sahip oluyor. O kadar çok anlaşılma şansına sahip oluyor. Doğrusu modern mimarinin ikinci el yorumlarında bu tür bir yaklaşımın farkında olunmadığı için modern mimari büyük krizini yaşadı. Evet, bu da evet, bu cephede arka cephesi gene gördüğünüz şey. Evet, devam edelim. Yan cephelerden bir tanesi. Hayır, cepheden esas cepheden bir kesit. Bu esas cepheyi gösteriyor. Çabuk geçebiliriz. Evet, bir diğer cephe. Evet, bir başka cephe. Doğrusu bina
esas itibariyle binalar kalıcı nesnelerdir. Ama binaların içerisindeki hayat sürekli bir oluşumdur. Dolayısıyla bina ile oluşum birbirinin zıttı iki mahiyet taşırlar. Bu bakımdan bu karşıtlığın getirdiği donukluğu aşmak bir vazife olmaktadır. Şimdi Le Corbusier'in binasının yeri çok önemli. Bakma istikameti çok önemli. Arkası o kadar önemli olmadığı için Le Corbusier biraz radikalci bir tavırla cephesinin arkasını sağır tutmuş bulunuyor. Halbuki bizim binamızın arkasındaki koridor, Le Corbusier'in binasının arkasındaki koridor gibi bir geçit alanı. O yerden insanlar geçecekler. O insanların dışarıyı fark etmeleri önemli. Dışarıdakilerin ise onları gündüz hemen görmemeleri de önemli. Kafes bu korumayı sağlıyor ama kafeslerin arasından dışarıyı görmeyi sağlıyor. Ayrıca çeşitli mevsimlerde açılan kapaklarla yalnız kafesin deliklerinin arasından değil, farklı bir şekilde açılan pencerelerden de aşağıdaki güzel bahçeyi de görmek imkan oluyor. Dolayısıyla bina zaman içerisinde çeşitli mevsimlerde kendi işleyişinin gereği olarak yeni biçimler kazanıyor. Herhalde tamamen donuk olan bir dünya inşa etmekten insanlara bu değişmeye açık bir dünya inşa etmek hiç şüphe yok ki daha önemli bir şey. Doğrusu bu değişme meselesi namütenahi büyük bir felsefi mesele. Burada ismini zikretmek isterim. Geçen hafta Gaziantep'teydim. Gazali Gaziantep'te ölmüş. Türbesi oradaymış. Şimdi kayıp. Gazali Aristo'yu tenkit ediyor. Çünkü Aristo yaratılmış dünya yaratıldığı gibi var olmaya devam ediyor diyor. Halbuki Gazali o yaratılırken bile bir oluşumdu. Ondan sonra da hep bir oluşumdur. Her şey bir oluşumdur diyor. Tabii bu şehirlerimizin geçici binalarla yapılıp biçim değiştirmeleri, yeni binaların ilave edilip başkalarının oluşmaları İslam düşünce tarihinde çok tartışılmış, çok önemli bir mesele. Dolayısıyla doğrusu binalar ne kadar çok değişebilirse gelecek nesiller o binaların içlerine o kadar hapsedilmemiş oluyorlar. Bir evvelki şartların içerisine bir başka nesli hapsetmek tabii ki haksızlık. Ama hareket fikri bu binada işte bazı unsurların yer değiştirmesi, biçim değiştirmesiyle ilgili olarak vardı. Daha sonra da hareketin farklı biçimleri üzerinde düşünmek fırsat oldu. Tarih kurumunda özellikle. Evet. Tarih kurumu planı biraz sonra göreceğiz. Burada üçgenler şeklinde gördükleriniz binanın orta holünün aydınlatma fenerleri. Evet, aşağıda planda görülüyor. Bu bir bilimsel araştırma müessesesi. Dolayısıyla çeşitli kısımlarının birbirleriyle yakın ilgisi olması gerekiyor. Ayrıca bir konferans salonu gibi bir yere de ihtiyaç var. Bir kütüphaneye ihtiyaç var. Bunların konferans salonuna girerken, çıkarken bir geniş alan ihtiyacı var. O alanın da rastgele bir odanın tavanı gibi bir yer olmaktan ziyade biraz daha canlı bir yer olmasında yarar var. Ve binanın böylece bir orta hole sahip olarak tasarlanması ana karar oldu. O zaman bu orta holün bir tarafında önemli olan fonksiyon bilginin biriktiği yer, kütüphane ve onun depoları olursa, onun karşısında da araştırma ve çalışma birimleri olmalıdır, toplantı birimi olmalıdır dedik. Plan bu esas üzerine
yapıldı. Yani daha evvel bir matbaa binası inşa edilmişti. O matbaa binası da ince uzun dikdörtgen halinde duruyordu. Ona bir yerden bağlanıldı. Bina bir iki yolun birleştiği bir köşede olduğu için bir tane şehir merkezinden hole giren bir giriş, diğer taraftan da matbaaya ve çalışma odalarına girilen bir ikinci tali giriş öngörüldü. Yapı madem ki bir araştırma yeridir, o araştırma ve okumada insan tavrı kendisini önündeki meseleye yoğunlaştırmaktır. O zaman o yoğunluğunu, bütün yoğunluğuyla kendisini verdiği konuya dönük insanı koruyan bir çerçeve olmalıdır yapı diye düşünüldü. Dolayısıyla yapı, burada gördüğünüz kütüphane, yapı imkan nispetinde büyük bir şekilde korunmuş bir dış çerçeve ile tamamlanmalıdır. Kütüphane için ise tamamen tepe ışıklarıyla aydınlanmış olmakla beraber batıdan gelen güneşten rahatsız olacağı için o cephe tamamen kapatılmış olması gerekirken, aynı zamanda bir taraftan orta hole açık, öbür taraftan da dünyaya kapalı olmadığını göstermek üzere de küçük pencerelerle Ankara'ya, Anıtkabir'e kadar görüş imkanı veren o küçük pencerelerle de Ankara'ya açıldılar. Bu istekleri karşılayacak bir betonarme iskeleti, yükü en fazla taşıdığı yerde, taşıdığı yük oranında büyük kesitli, o yük azaldığı zaman daha küçük kesitli, daha yukarıda daha küçük kesitli, mesela taş kaplamanın içerisinden bir yere kadar gözükürken, ondan sonra kesit bir kere daha küçülünce taş kaplamanın arkasında kalacak tarzda düzenledik. Tamamen bir teknik meseleyi iyileştirmeden ve hiçbir elemanı putlaştırmadan, ben bir iskelet yapıyorum, yaptığım iskeleti diğerlerinin içerisinde yığıyorum diye düşünmeden, çeşitli unsurların birbirlerine göre bu yerde nasıl vazifeler ifa edeceklerini hesaplayarak onlara strüktürde de buna uygun yerler veren bir yaklaşımdı. İşte bir tabii tarihi tedai de var. Bir medresede böyle bir orta hol etrafında toplanıyordu. Yani o orta hol düşünce geliştiren insanların birbirlerine düşüncelerini nakletmek imkanı veriyordu. Yani milattan evvel 3-4-5. Asırda agoralarda insanların yaptıkları iş medreselerde, medrese avlularında cereyan ediyordu. Burada da konferans ve kütüphanenin ortasında orta hol bu amaçla rastlanılan ve bütün önemli yerlere insanı sevk eden bir yer olarak düşünüldü. Velhasıl 1980'de bir Ahan ödülüne layık görüldü. Beni de hendek kazmaktan kurtardı. Mesela burada bu konsoldan çıkan kolonun en yukarıda artık o kesite ihtiyacı olmaması dolayısıyla kaplamanın arkasında kaldığını söylüyoruz. Yani mimari bir heveskarlıktan, ben şunu yapacağım diye yola çıkmaktan değil de ele alınan meselenin adım adım meseleler bütünlüğünün hiyerarşisini kurarak, o meseleleri çözerek, adım adım ilerleyerek vücuda getirilen bir ürün. Evet, bu Ankara Büyük Caddesi'nden dönülerek içeriye girilen kapı. Doğrudan doğruya hole giriliyor burada. Evet. Evet, binanın daha bütünlüğüyle beraber görüşüyor. Evet. Detaylar. Bu konferans salonu. Konferans salonunun burada siyah olarak gözüken kısmı perde. Bu perde kullanılmadığı zamanlar kapalı oluyor. Doğrusu
Buradan sonrası bir küçük bahçe. Yol yüksek bir duvarın ötesinde geçiyor. Konferans sıralarında, konferansın türüne göre imkan verenler için konferans salonunun orta hole bağlantısını perdeler ayırıyor. O perdeler ve konferans salonunun bahçe tarafındaki perdeler açıldığı zaman konferans bir tarafta bahçe, bir tarafta da kütüphanenin görüldüğü bir yer içerisinde cereyan ediyor. Yani bir tam bir merkezi konum, düşüncenin geliştirilip nakledildiği yer, bütün faaliyetlerin ortasında merkezi önemli bir konuma sahip oluyor. Düşünceler bunlardı. Evet, bu merdivenlerden bir tanesi. Doğrusu merdivenler dolayısıyla kullandığımız malzemeden söz etmek isterim. Kurum idaresi o tarihlerde diyabaz falan gibi malzemeler Türkiye'de görülmeye başlamış. İşte metrekaresi 1000 lira, 800 lira falan. O fiyatlarla bütün sert döşeme kaplamalarını yapmak istiyorlar. Ben de Marmara mermer diye sayıyorum. Şimdi Marmara mermeri 100 lira, öbürleri 800 lira falan. 6 ay sürdü savaş. Sonunda pek iyi dediler. Velhasıl Marmara mermerini ararken karşımıza bir hanımefendi çıktı. Berlin Üniversitesi'nde bir matematik doçenti. Bir Türk beyefendiyle evlenmiş. Marmara mermeri ihraç ediyor. Nereye? 3 ülkeye. İtalya'ya, Fransa'ya ve Japonya'ya. Müthiş itinayla ocaklar çalıştırıyor. Bunlardan bir tanesi taşı çizgili çıkartıyor. Velhasıl o çizgili taşı tercih ettik. Tomruklar tamamen levhalar kesildiği zaman birbirine paralel çizgiler çıkacak şekilde. Esas giriş önüne girildiğinde bu çizgiler giriş istikametine dik olarak yukarıdaki tepe ışığını sağlayan strüktüre paralel olarak düzenlendi. Adeta bir silt kilimi üzerinde ilerler gibi. Merdiven basamakları ve diğer yerlerde öyle. Doğrusu o da yapıya bir güzellik katan unsur oldu. Evet, konferans salonuna diyoruz. Evet, kafesler üst koridorlarda. Koridordan yürüyenler orta holün hareketliğinden korunmak için yahut da orada yürüyenleri kütüphanede oturanların dikkatini çekmemesi için kafeslerle korunuyor. O çevredeki o koridorlardan aşağıya bakabilmek için de bu resimde gördüğünüz kafesler onu koruyordu. Kütüphane salonu. Evet, gene kütüphane. Bu bir merdiven. Evet. Evet, orta holden kütüphanenin kafesleri. Kütüphanenin bir cephesi tamamen kapalıyken öbür cephesi orta hole açık fakat kafeslerle korunmuş. Kendi tepe ışıklarını aldığı gibi orta holün tepe ışıklarından da difüz dağınık bir ışık alıyor. Yani burada yaşayan insanlar kitabın nerede olduğunu biliyorlar. Her an görüyorlar. Oranın nasıl işlediğini görüyorlar. Okuma salonunun hemen arkasında kitap bakım vesaire servisleri var. Evet. 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 Orta holden resimler. Evet. 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 Karitepe saçaklarını görelim. Karitepe saçakları şeyden daha evvel. Tarih kurumundan daha evvel. Evet, Karitepe saçaklarına ilk ilgi Amerika'dan oldu. Hani biz inşaatı bitirdikten kısa bir süre sonra bir Amerikalı geçmiş. Bize bir architectural record galiba bir mektup yolladı. Ve burada gördüğünüz resimleri oraya yolladık. Architectural record da galiba yayınlandı.
Bu tavanın resmi. Evet. Aşağıdan bunu görüyorsunuz. Bu da misafir evine ait bir resim. Yani burada Karadeniz saçaklarında tamamen tabiata terk edilmiş yapılar olacak bunlar. Dolayısıyla adam akıllı yüksek kaliteli, çok yüksek kaliteli bir betonarme ile hiçbir izolasyon işi yapılmadan öylece yapılmış ve bırakılmış yapılardır. Tabiat içerisinde malzemenin kendi dayanıklılığıyla. Önemli bir sorun İtalyan Arkeoloji Enstitüsü'nün mimarlarının çizdiği projeden bizimkine geçerken bu biraz evvel gördüğünüz planda komplekse girilen orta boşluğun nasıl aydınlatılacağı sorunu. O boşluğun sağ ve solundaki bazalt şeyleri saçaklarla koruyorsunuz ama şiddetli yağmurlar yağıyor. Eğer şiddetli yağmurların bu şeyin üzerine gelmesi söz konusu olursa şiddetli yağmurlar toprağı, taşı, beton imalatı falan sürüklüyorlar. Onun için korumak mecburiyeti var. İtalyanlar bir nervürlü döşeme öngörmüşler ve nervürlerin arasında boş bırakmışlar. O boşluktan bu yere ışık giriyor. Fakat ışık girerken bütün bazalt alçak kavartmaların üzerine de ışık ve gölge çizgileri geliyor. Bunlar gayet alçak kavartmalar. Dolayısıyla böyle bir gölge geldiği zaman eseri okumak neredeyse imkansız oluyor. Dolayısıyla biz yaptığımız saçaklara asimetrik bir biçim verip bir tarafta saçağın genişliği suretiyle korumayı sağlarken öbür tarafta daha kısa saçak parçasına bir çelik iskeleti astık ve o çelik iskeletin aşağıya difüz bir ışık vermesini sağladık. Böylece yük dengeleri sağlanmış oldu. Evet. Asıl olan parça burada ortadaki kısım. Evet. Bu misafirhaneye çıkan çalışma odalarına çıkan merdiven. Evet. Evet. Evet, doğrusu müthiş bir peyzajdı. Bu Andır'ın ovası. Bu tesislerin ta karşısında ovanın nihayetinde Harun Reşit kaplıcaları var. Bir Haçlı kalesi var içerisinde. Baraj sonunda bunların hepsi su altında kaldı. Tabii karşı Ceyhan'ın karşı yamacında çok önemli Hitit ve Bizans kalıntıları vardı. Maalesef onların da ufak bir kısmı kurtarılabildi. Andır'ın ovasını ve Ceyhan'ı orada görüyorsunuz dostum. Çok nefis bir ova. Evet, bu Beyazıt meydanı. Evet. Bakın bu 1830'da yapılmış bir gravür Alon'dan. Gördüğünüz gibi büyük abide var. Sol tarafta saray duvarı var. Yani Fatih İstanbul'a geldiği zaman inşa ettiği eski sarayın duvarı. Kapı Osmanlı 18. asrında ilave edilmiş bir barok kapı. Ama karşı tarafta cami var. Arada insanların kurdukları tenteler var. İşte insanlar dolaşıyorlar, geziyorlar. Tabii atlısı da o zaman içerisinden geçiyor ama tam bir sivik merkez. İnsanların içerisinde yaşadıkları bir alan. Yalnızca insanlar için bir alan. Saraydan çıkanlar, camiden çıkanlar,
az ileride kapalı çarşı var. Kapalı çarşıdan gelenler ve sağda solda güneyde batıdaki mahallelerden gelen insanların buluştukları, kapalı çarşıya giden insanların içerisinden geçtikleri bir meydan. Tam bir sivik meydan. Tabii benzerleri İtalya'da bol bol var. Evet. Şimdi bu meydan daha sonra, o resim maalesef yok, daha sonra yani Harbiye Nezareti, eski saray yıkılıp yerine İttihatçıların Harbiye Nezareti yapılıyor. Harbiye Nezareti sarayın yan duvarlarına paralel bir aksın nihayetine yerleştiriliyor. Böylece bu noktadan gelip de meydana çıkıldığında ilk resimde hiç mevcut olmayan yuvarlak saray duvarıyla cami istikameti arasındaki farklılaşma hiçbir şekilde rahatsız edici değilken bu resimde gördüğünüz Harbiye Nezareti kapı tesisleri ve Harbiye Nezareti, şimdiki Hukuk Fakültesi aksı, caminin aksına 45 derece dönük bulunuyor. Paşalar bu kapıdan at arabalarıyla çıkıp burada yapılmış bir yolda at arabalarıyla ilerliyorlar. Gravürler var, fotoğraflar var bu şekilde. O yolun da iki tarafına ağaçlar dikilmiş zamanında. İttihatçılar, daha sonrakiler işte Fransız mimarlara projeler teklif ediyorlar. Bir tanesinin bir proje teklifi var. Aşağı yukarı bu meydanın 5-10 misli kadar ileriye gidiyor. 5-6 misli geriye geliyor. Bir meydan 300 metreye, 300 metre falan bir meydan ortaya çıkıyor. Meydana getirilen meydanın isnat duvarları 50 metre falan. Velhasıl yapılmıyor onlar. İşte sonunda bu Osmanlı son döneminde meydana getirilmiş olan bu kapılar ve bu aks İstanbulluları o kadar çok rahatsız ediyor ki İstanbul'un kurtuluşunda bu düzeni hemen yok etme kararı alınıyor ve buraya bu oval havuz bir mimar, İstanbul'un bir mimar tarafından tasarlanıyor. Bunun etrafına bir yol tesis ediyorlar. Böylece büyük mimari unsurların birbirlerine sert çelişkisi havuz vasıtasıyla küçültülüyor. Ama daha 1940'lara gelindiğinde trafik o kadar artmış bulunuyor ki bu resimde de gözükür net olursa arabalar caminin duvarına park eder oluyorlar. Velhasıl Sedat Bey 1940'lı yıllarda, 40'lı yıllar değil, 46'dan sonra öğrencilerine şeyler, Beyazıt Meydanı projeleri yaptırmaya başlıyor. Ben onlardan bir iki tanesine katıldım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hoca, dekan olan bir arkadaşım o projelerden bir tanesini yapmıştı. Nasıl bu havuzu şey deriz, çevreyi nasıl düzenleriz gibi meseleler konuşulmuştu. Velhasıl bu meydan hakkında da tenkitler başlıyor. Evet, böyle bir havuz var. Bütün meydan hayatı o havuzun etrafında dönerek geçiyor. Bu da biraz gülünç bir şey. İşte projeler, okullarda yapılan projeler pek gündeme gelmiyor, üzerinde tartışılmıyor. Evet, geçelim. Bu da değil. Daha sonra dönebilecek miyiz? Evet. Velhasıl Sedat Bey'den Menderes bir proje istiyor. Biraz evvel sözünü ettiğim gibi. Sedat Bey caminin güneyinden geçen Ordu Caddesi'nden medresenin kuzeyinden geçen yola bağlanan
10,5 metre genişliğinde. Bu arada etrafında caminin harim duvarı olan bir proje çiziyor. Tabii bununla alakası yok. Fakat şehir plancısı olan Karayolu mühendisi beyefendi Menderes'e diyor ki, efendim olur mu şehrin gibiliğinde 10 metre yol? Velhasıl bu yolu 40 metreye çıkartıyorlar. Buradan aşağı caddeden Fuatpaşa Konağı ve medrese arasındaki yol 6 metre şey ediliyor ve bu ortaya çıkartılıyor. Aşağı yukarı 57-59 arasında ortaya çıkan şey bu. Ben çok sert şekilde tenkit ediyorum. Dolayısıyla Muzaffer Uluşahin'le ve Avenesi'yle kavga halindeyiz. Evet, Murat Paşa Hamamı'nı bir vesileyle Menderes'e anlatıyoruz. Çok kıymetli bir eserdir diye. Adam bana telefon ediyor, ben seni kahrederim, mahvederim. Biz o taş yığını yıkmak lazım dedik. Sen bizi mahcup bıraktın. Senin ömrünün ne kadar süreceğini sen biliyor musun filan böyle. Velhasıl tekrar Menderes'e gidiyorlar. Murat Paşa Hamamı'nın hiçbir önemi yoktur diyorlar. Fetih'te Fatih'in 7 kumandanına yaptırdığı 7 kompleksten bir tanesi. Muratpaşa Camii, medresesi ve hamam. Hamam onlardan biri. Tabii hamamın içerisinde stalaktit mukarnas tezyinatı müthiş bir mimari çözümlemeydi. Bunların hepsi yok ediliyor. Bu arada Muzaffer Uluşahin bunu yapıyor. Velhasıl bana geliyorlar, diyorlar ki işte söyle falan. Yap madem ki diyordum. İşte böyle olur diyorum ben. 2 gün sonra geliyorlar. Hadi hadi onlardan bahsedersen onlar olmaz. Bırak diyorlar. Bırakıyoruz. Ama 59'da Kasım ayı yahut Aralık ayında söylediğim gibi bir toplantı için o toplantının zabıtlarını kaydetmiş insana hala zabıtları bize getirmedi. Onu ararken beni bir odaya tıka başına sokuyorlar. Ve sonunda bana nasip oldu. O zaman da benim yaptığım proje gündeme geldi. Bir evvelki resim. Evet, evvela, daha evvelki resim. Bundan sonrakini. Evet, bu resim işte Beyazıt Meydanı'nda biz bir şeyler yaparsak başka da neler yapılabilir, ne var, nasıl bir şey olabilir diye Beyazıt Külliyesi dahil, Fatih Külliyesi dahil bir bakıma İstanbul Akropolü'nün bu bölümünün nasıl düzenlenmesi lazım geldiğine dair bir scroll'dür. Yani işte 160 santim boyunda bir scroll. Bunun bir bölümünde caminin planını görüyorsunuz. Bu camilerin arka cepheleri hayata kapalıdır. Bir ufak mezarlık vardır, türbeler vardır. Burada gördüğünüz gibi caminin arkası aynı şekilde kapalı. Daha sonra yapılan çalışmalarda burada değişmeler oldu. İşte hem meydana hem arka tarafa hem yan tarafa bakan kahveler, kitaplıklar vesaireden bir kompleks meydana getirildi. Evet. Bundan sonraki, bu da işte devam eden tarafı, Fatih'e doğru devam eden tarafı Oskol'ün. Evet. Bu caminin arkasındaki kısım, aşağıdaki büyük kubbe, caminin ana kubbesi, üzerindeki biri büyük, iki tanesi küçük olan kubbeler, cami arka avlusundaki şeyler, sol taraftaki kütüphane, cami kompleksinin kütüphanesi, ilginç olan şey sağ taraftaki küçük kaide üzerindeki kubbe, bir Tanzimat Paşalarından bir tanesinindir. Tanzimat Paşası'nın kendi türbesini adet olduğu gibi o tarihe kadar kıble istikametinde defnedilmeye imkan vermeyecek şekilde planlatmış olduğu açıkça görülüyor. İlginç bir şey. Tabii çok büyük bir kültürel karşı çıkış. Burada da bir ikinci yapı grubu var, ufak bir yapı grubu, Ordu Caddesi'nin önünde. O yine bir cami
haremi dışında bir ufak avlu teşkil ediyor. Etrafında kahveler, lokantalar falan olup öbür tarafta da büyük abideyi seyrederek yaşanacak bir yer olabilir diye düşünmüştü. Bu medrese tarafından şeye doğru bakılış. Biraz evvel bu üniversite kapılarının Harbiye Nezareti tesislerinin cami ile yön olarak birbirine karşıt olmasından doğan meydanın çözümleme zorluğundan bahsetmiştik. Ayrıca binalar da doğrusu pek o kadar da zarif binalar değil. Birçok insan bu binaların yıkılması teklifinde bulundu. Mesela Rüknettin Güney Harbiye Nezareti kapılarının yıkılmasını savundu. Doğrusu onlar da bir tarih. Ben de karşı sevmememe rağmen karşısını savundum. Bunu bu çelişkiyi çözmek için yapılacak şey çelişkinin tali olan kısmının bir parçası önüne bir başka şey yerleştirmektir dedik. Tabii burada binalar falan yerleştirmek esas düşünceydi. Ama binaları kabul ettirmemize imkan olmayacağını düşünerek bir set üzerinde ağaçlar şey edildi. Üniversite kapısından çıkan öğrencilerin, hocaların ağaçlar altında oturma imkanı olur vesaire diye düşünüyorduk. Evet, bu meydan için yapılan döşeme kaplamalarının ve meyil düzeninin şeyiydi. Meyiller çok ayrıntılı bir şekilde incelendi. Fakat tatbik edilmedi. Tatbik edilen meyil tek istikametli bir meyil. Eğer medrese civarından meydana bakarsanız şimdi minareler iri gözüküyor. Çünkü insan meyli kendisi için ufki satı kabul ediyor. O zaman minareler iri zannediyorsunuz. Bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere buradaki meyil düzeni böyle bir göz yanılmasını önleyecek şekilde hesaplanmıştı. Aşağı yukarı 3 metre boyunda bir makettir bu maket. Keza meydan için yapılmış bir maket vardı. Bunların halka teşhir edilmesi için bunları taşıyacak Beydiye Holü'nün zemin katına büyük bir sehpa yapıldı. Sehpa hep boş kaldı. Ben bu maketleri yaptırdığım için mahkemeye verildim. İşte tazminat ödemekten kurtuldum o hukukçu dost sayesinde. Ve maketler tahrip edildi. Bununla ilgili olarak yazılmış yazılar, toplantı zabıtları tahrip edildi. Evet, o biraz evvel gördüğümüz resim. Evet, bu da tekrar eski şey. Çok teşekkürler. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben aşağı yukarı söylenen saatte bitirdim ama 10 dakika evvel bitirmek istiyordum. Onu yapamadım. Eğer program alt üst olmuyorsa arkadaşlardan soru soranlar, sormak isteyenler varsa doğrusu ben nutkumu attım gidiyorum demek istemiyorum. O vaziyette düşmek istemiyorum. Soru sormak isteyenleri cevaplandıracağım. Bakın, soru sormak yok. Peygamber bir şey söylüyor. Soru sormaktan 4 kişi hayır görür diyor. Soru soran, soruyu cevaplandıran, dinleyip öğrenen ve bu ilk üçünü takdir eden diyor. Yani birisi soru sorsa da herkese sevap çıksa cennete gitsek. Ben çok az duyuyorum. Lütfeder buraya gelir misiniz? Ben az duyuyorum, bağışlayın. Evet, ayakta da sorsanız olur lütfen. Peki.
öğrencisi değil, Zaman Gazetesi adına buradayım. Şenlik toplantısı yapmayacağız, bir savaş ilanı bu demiştiniz. Bu dikkatimi çekti benim. Festival çağrışımları itibariyle biraz şenliği çağrıştırıyor. Mimarlık Festivali'den beklentiniz ne? Çok usta bir mimar olarak sonuç ne olmalı? Sonuç olarak İstanbul için ne çıkmalı festival sonunda? Şimdi doğrusu bu doğru da söylediğiniz bu istikamette şenlik kelimesini kullananlar da haklılar ama ben içinde bulunduğumuz durumun ne kadar trajik olduğunu anlatmaya çalıştım. 60-65 milyon insana önümüzdeki 40 senede konut inşa edeceğiz demek. Bu insanları şehirlere yerleştireceğiz demek. Fransız şehirlerinin 1,5 misli kadar şehir inşa edeceğiz demek. Tarım nüfusunu dışta bırakırsak Almanya şehirleri kadar şehir inşa edeceğiz demek. Bu derece dehşet verici bir meselenin karşısındayız. Doğrusu bütün gençliğin kendisini bu meseleyi çözmek için içinde yer almaya hazırladığı bir başlangıç olarak görmek ister. Onun için bir de doğrusu böyle bir çözümün önünde kötü bir yönetim döneminin, doğrusu diktatoryal bir dönemin oldukça seviyesiz bürokrasisinin, teknokrasisinin yarattığı engeller içerisinde yaşanmış bir hayattan söz ettim. Onların kalıntıları devam ediyor. Bayındırık Bakanlığı'nın yaptığı okullar yıkıldığı halde yine Bayındırık Bakanlığı aynı okulları yapıyor. Genç insanların yapmakla haz duyacakları, şenlik yaşayacakları, binaları yapabileceği bir çağa gelmek için, bir döneme gelmek için hakikaten bir savaş vermenin, bir büyük hareket başlatmanın zamanı olduğunu düşündüğüm için ve bu arada da bir yabancının, yani Alman profesörün bu fakir insanlar gece konularını yaparken işte süslü taşlarla sokakları döşemeye kalkanları vatan ihanetiyle itham ediyorum diye kalkıp bağıra bağıra Türk vatandaşı olmuştu. Yani Türk vatandaşı olmadan evvel aldığı maaşın onda biri kadar para alıyordu. Ve bu memlekette yaşamaya devam etti. Bu memlekette öldü. Böyle bir insanın bu memlekete, bu insanlara bağlılığını düşününce doğrusu aynı heyecanı bütün gençliğin yaşaması tabii olduğu için benim inancıma göre gençliğin yeni bir çağa, bu memleketin geleceği için güzel evler, güzel şehirler inşa etme girişiminin önündeki engellere karşı el birliğiyle savaşacağı ve kendilerini en güzeli yapmak üzere yetiştirecekleri bir başlangıç olarak saydığım için bu toplantıyı, doğrusu onu kullanmayı gerekli hissettim. Bağışlayın. Evet. Lütfen. Konuşmanızda yerin ruhu diye bir ifadeden bahsettiniz. Siz hem eserlerinde hem de sözlerinde, yazılarında yerin ruhuna önem veren bir mimar olarak yakın tarihimizde yerin ruhuna önem vererek ortaya konmuş mimari eserlerden bize bahsedebilir misiniz? Hangileri sizce yerin ruhuna önem vererek yapmıştır? Benim kulaklarım. Hangi mimar? Yerin ruhundan söz ettiniz ya. Evet.
şeyi söylüyorlardır. Göstermeyen bir tane yoktur. Göstermeyen bir tane yoktur. Şimdi bakın, İstanbul fethediliyor. Yapılan ilk şey Fatih Camii. Fatih Camii Havariler Kilisesi'nin temeli üzerine yapılıyor. Yani burada bir evvelki kültürün değer verdiği bir nokta burası. O noktaya yapılıyor. İlk cami esas itibariyle etkili olan iri bir kubbeye sahip. O noktayı işaret etme amacıyla. Bunların ikisi yapıldıktan sonra yapılan ikinci şey Beyazıt Camii. Yani Ayasofya var, Fatih Camii var, bir arazinin yüksek bir sırtı devam ediyor. Oraya saray konuyor ve sarayın karşısına Beyazıt Camii yapılıyor. Devam ediyoruz. Beyazıt Camii ile Fatih Camii arasında düzlüğe Şehzade Camii yapılıyor. Şehzade Camii'nden sonra Süleymaniye yapılıyor. Doğrusu o yerin ruhu meselesi en parlak şekilde orada. Kubbeyi taşıyan kemerlere büyük kemer, kemeri kübra diyorlar. Büyük kemerlerin iki tanesi kıble istikametinde ana kubbeyi destekleyen yarım kubbelere tahsis ediliyor. Diğer iki tanesi bir yan cepheye getiriliyor. Bu yan cephe esas itibariyle dosdoğru Haliç'e bakıyor. Haliç İstanbul'un en büyük meydanı. Bütün insanların yaşadığı meydan. Ve bu meydanda hareket nasıl? Haliç ince uzun bir satıh. O ince uzun satıh istikametinde gidilip geliniyor. O büyük kemer, o büyük istikamette atılmış büyük bir adım gibi duruyor. Şimdi onun yerine bir yarım kubbe koyduğunuzu düşünün. Cami anlamını büyük ölçüde kaybederdi değil mi? Adeta cami o büyük kemerle oradan dış ilerleyip caminin havası ilerleyip Halic'in havasıyla birleşiyor. Tabii bu tek şey değil. Minareler cami kapalı mekanından evvel ikinci bir mekana işaret ediyorlar. Son cemaat mekanının üzerine yer alıyorlar. Dördü de aynı değil. Küçükler uzakta, şeyin giriş tarafında, büyükler camiye yakın. Bir adeta hiyerarşik şey var. Evvela küçük, camiye doğru daha büyük. Bu hiyerarşik düzen de Haliç istikametine muazi olarak var. İşte doğrusu üzerinde daha çok şey söylenebilir ama bu muhteşem bir şey. Doğrusu Osmanlı kültürünün bütün İslam dünyasına, bütün insanlığa yaptığı belki en önemli katkı, insanın dünyaya ilave ettiği nesne ile dünyanın eski hali arasında birbirini tamamlayıcı, hatta birbirini yüceltici, birbirini güzelleştirici bir ilişki kurulması oluyor. Bir örnek daha söylemek istiyorum. Ayasofya'nın minareleri. Şimdi Fatih saygıyla Ayasofya'nın malzemesinden, tuğladan bir minare yapıyor. O minare katiyen Ayasofya'yla ölçü olarak
yarışma falan iddiasında, Ayasofya'yla bir hesaplaşmaya girme iddiasında katiyen değil, son derece mütevazı bir şekilde orada yer alıyor. Evet, bu da yerin ruhunu, Ayasofya'nın büyük önemini idrak ederek var oluyor. Fatih ama saygıyla bakıyor. Şimdi buna Yıldırım'ın ilave ettiği şey, Osmanlı Devleti'nin bir Yavuz'un, Yıldırım diyorum, Yavuz'un ilave ettiği minare, Osmanlı toplumunun bir başka çağı. O Mısır'ı fethetmiş. Yani artık dünyanın yarısının sahibi gibi. Orada Ayasofya'dan ben mutlaka tam aynı değilim. Farklıyım diyor. Ama farklıyım da onu ezerim demiyor. Aksine o minarenin oyuklarıyla, şakuli profillerle daha da güçlü, sinirli, dinamik fakat daha küçük bir kitle ifadesi Fatih'inkine göre oraya yerleştiriliyor. Bir de Sinan'ın yaptıklarını düşünelim. Şimdi Ayasofya esasında uzunlamasına bir mekan. Değil mi? Uzunlamasına bir mekan. Fakat dış destek yapılarıyla özellikle ana kubbeleri, ana kemerlerin yanındaki destek duvarlarıyla aslında o aksta ilerleyen bir yapı ifadesi taşıyor. Sinan ecdadının ilave ettiği iki minareyle Ayasofya'yı bütünlük olarak ele alıp bunun arkasına çok güçlü iki minare eklediği zaman Ayasofya'nın Sinan'ın eklediği iri minarelerden itibaren ileriye doğru ilerleyen bir iç mekanı olduğunun bir işaretini vermiş oluyor. Her şey Sinan'ın minarelerinden itibaren denize doğru ilerliyor. Tabii bunlar akıl almaz yukarı seviyede bir yapılan şeyin içerisinde bulunduğundan zamana ve şartlara, yer duygusuna, yer bilincine tekabül ediyor. Çok çok teşekkür ederim.